Ben her şeyim diyor. Bunu bu şekilde kabul edeceksiniz diyor. Ben yaptıklarımdan sorumlu tutulmam diyor. Böyle bir sistem geliştireceksiniz diyor. Ben denetlenmeyeceğim diyor. Böyle gidecek bu iş diyor. Ve uzun yıllar Batı Trakya'da eziyet çekerek sonunda ana vatanına kavuşan Sayın Müezzinoğlu bunu Külhan Bey siyaseti olarak yorumluyor ve Cumhuriyet'in kurucusuyla bağdaştırarak bir yorumda bulunuyor bu tavrı. Hiç ilgisi dahi yok. Siyasetin görevi fiili durumları hukuk devleti kuralları içerisine getirme görevidir. Şimdi Türkiye'de yaşanan tersten okuma. Nedir o? Bir fiili durum var. Hukuki durum içine bunu getiremiyoruz. O zaman hukuki durumu fiili duruma göre ayarlayalım. Ya ne yapalım? Bu kişinin istediği bütün yetkileri verelim. Denetlenmesin, sorgulanmasın, başına buyruk gitsin. Değerli arkadaşlarım, bir gün Esad'a savaş açmak için oraya girdim diyen, 24 saat sonra oradaki terör örgütlerine karşı mücadele etmek için oradayım diyen, bir gün Libya'da NATO'nun ne işi var diyen, ertesi gün NATO'nun verdiği görev çerçevesinde Libya'ya giden bir kişiye her konu nasıl emanet edilebilir? Sizler çok büyük kalabalıklar toplayabilirsiniz. Tarihte bunun örnekleri var. Gösteriler ve göz alıcı törenlerle herkesi gözünü boyayabilir, etkileyebilirsiniz. Oluşturduğunuz medya havuzlarında istediğiniz kişileri ve kurumları haysiyet suikastlarıyla karşı karşıya bırakabilirsiniz. Örneklerini her gün görüyoruz. İstediğinizi vatan haini, istediğinizi işbirlikçi ilan edebilirsiniz. Bu yetkileriniz var, bu haklarınızı kullanıyorsunuz. Yandaşlarınızla birlikte tarif edilmesi zor bir iktidar kibrinde erişilmezi, tartışılmazı oynayabilirsiniz. Her gün, sabah, akşam, ilgili, ilgisiz, her konuda büyük, her şeyi bilen edasıyla topluma ayar vermeyi de inatla sürdürebilirsiniz. Bunları gören de sizi gerçekten güçlü, tutarlı ve erişilmez zannedebilir. Aslında yaptığınız tüm eylemlerinizden, hukuk dışılıklarınızdan, sergilediğiniz usulsüzlüklerden ve yolsuzluk iddialarından gerçekten korkuyorsunuz. Gerçekten huzursuzsunuz. Tedirginsiniz. En çok da birbirinizden korkuyorsunuz. Acaba Pandora'nın kutusu açılır da nasıl birbirimizin kuyruğundan birbirimizi tutarız diye tedirginsiniz. Özet olarak Türkiye bu dayatmalarla karşı karşıya. Bu tavır Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunabilecek bir tavır değil. Bu şekilde gelgitlerle uluslararası her türlü ilişkinin ortasında muhasara edilmiş gibi duran tek bir kimlikle Türkiye bugün içine düştüğü iç ve dış güvenlik sarmalından çıkamaz. Çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalır. Bu ülke, bu vatan hepimizin. Hep birlikte bu vatanın asıl sahipleriyiz. Hep beraber eşit haklara sahip, eşit hukuku paylaşan, eşit birer cumhuriyet yurttaşı olarak demokratik parlamenter sistemimizi güçlendirmek zorundayız. Yanlış yaparsınız, Türkiye'ye iyilik yapmazsınız. İnatla siyaset olmaz. Tek kişinin güdümünde giderek siyaset olmaz. Ortak aklı geliştirecek her türlü mekanizmayı kullanmak zorundayız. İşte onun için parlamento var. Onun için parlamentoyu korumalıyız. Onun için parlamenter demokrasiyi geliştirmeliyiz. Tek kişiye emanet edilen bir Türkiye başını beladan, açık söylüyorum, kurtaramaz.